Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Ee, gündem yoğun Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Trabzonspor maçına hakem Zorbay Küçük atanmış oldu. Fenerbahçe taraftarı açık açık hani Zorbay Küçük yöneteceğine Fethullah Gülen yönetse demeye başladı arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Ya da Erden Timur da olur falan diyorlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçını UEFA giriş kursu ve testlerini geçemeyen her Fenerbahçe maçında bir eyyam veya infiale sebep olacak bir kararı olan babası Galatasaray altyapısında hoca olan o Malatya'ya giden tırlar olayında o maçta Malatya Spor'un kaptanı olan babası Galatasaray altyapısında hoca olan Zorbay Küçük. Zorbay Küçük'ün yönettiği son 6 Fenerbahçe karşılaşmasında İrfancan Kahveci'ye 2 kırmızı kart, 5 sarı kart çıkması dikkatlerden kaçmadı. Zira bir önceki maçta Galatasaray'la Abdülkadir bitirken Fenerbahçe'nin 5-0 önde olmasına rağmen penaltısını vermemişti. Bu sefer yine Allah'ı dini Galatasaray olan, Galatasaray'a tapan ya arkadaşlar açık ve net yani Galatasaray'a tapan. Çünkü işini hakkıyla yapıyorsan Allah'a tapıyorsundur. Ya da inandığın bir değer vardır. Değerlerin için yapıyorsundur. Ama işini hakkıyla yapmıyorsan bir tarafı sürekli kolluyorsan ona tapıyorsundur. Bu zorbay küçük arkadaşımızın İrfan Can Kahveci takıntısı var. Bu sene Fenerbahçe Başakşehir maçında sarı kart verdi. 20 maçta Fenerbahçe Antalya sarı kart. 8 Ocak 2023 Sivas Fenerbahçe kırmızı kart. 22 Ekim 2022 Fenerbahçe Başakşehir sarı kart. 6 Mart 2022 Fenerbahçe Trabzonspor kırmızı kart. Yani Fenerbahçe'mizin kariyerinde 7 maçını yönetmiş. Takımımıza 23 sarı kart, 3 kırmızı kart çıkartmış. Ve cesaret yani cesaret demeyin bu başka bir şey. Çünkü cesaret başka bir şey. Bu sezon Başakşehir'le oynadığımız maçtan önce seramonide önde duran çocuğun elinden 6 işareti yapmasına engel olmuş. Elini indirtmiş. Çok zoruna gidiyor bazılarının altı. Yani Zorbay küçüktür, mide bulandırır yazmış Odrimeydan Meydan TV. İşte bu sezonki rezaletleri diye de belirtmişler. Nelermiş? Fenerbahçe Başakşehir. Şimanski'ye verilen rezalet sarı kart. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Şimanski'ye verilen sarı kartı. Şimanski diyordu ben ne yaptım da sarı kart yedim diye. Hatırlayın değil mi? Şimanski'nin ayağına basana sarı kart verilmemesi. Beşiktaş-Sivas spor maçı. Getso'nun net kırmızı kartlık hareketinin görmezden gelinmesi. Hani hocam iyi de adam Galatasaraylıysa Beşiktaş'ı da katletmesi gerekmez mi? Ben onu bilemem. Yani taptığı şey neyi emrediyorsa ben onu bilemem. Yani Yahudiliğin bile on emrini falan biliriz ama onu bilemeyiz. Antalyaspor Spor Galatasaray. Taptığı şey demişken başlayalım. Antalya net penaltısı verilmedi. Alkışçı Mustera'ya kırmızı kart çıkmadı. Sarı kartı bile mahcup olarak verdi. Utanarak, üzülerek verdi. Trabzonspor'la oynanan maçlarda son 4 yılda aleyhimize 5 kırmızı kart verilirken Trabzonspor hiç kırmızı kart görmemiş. Bu kırmızıları veren hakemlerden biri de Zorbay Küçük. Tekrar maçımıza atanmış. Galatasaray maçında Mustera'ya sarı kart verirken üzüntüden gözleri dolan bu hakem taraftarımız tarafından tepkiyle karşılandı. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe taraftarı Zorba'yı küçük yöneteceğine Erden Timur ve Fethullah Gülen falan yönetseydi en azından daha adil olurlardı diyorlar. Bir insan bu lafı duyuyorsa zaten hakemliği bırakmalı bence. Bu işten para kazanmamalı. Şimdi Antalya Galatasaray maçı Antalya'nın penaltısı verilmemiş. Mustera'nın kırmızısı verilmemiş açık söyleyeyim Mustera'nın o ayağına vurulma bir hareketi var. Bence ona da kırmızı verilmemiş. Yani Galatasaray'ın lehine de hata yapmış. Belki de bir şeyleri dengelemek için yapmıştır. Galatasaray'ın galibiyeti getiren golünden önce temiz pozisyona faul uydurmuştur. Yani Galatasaray lehine bir gol. Galatasaray kalecisine vermediği kırmızı kart. Not Galatasaray kalecisi o maçta kırmızı kart ise Beşiktaş maçında oynamayacak. Antalya'nın vermediği penaltısı falan filan. Ya Galatasaray Halk antrenörlük yapması Feyzullah Küçük babasının bu maça oğlunun verilmesi bile ligin şeyi işte hakemin birinin adı Ali Koç diye hakemlikten el çektirilmesi. Yok bilmem federasyon delegesi Koç Holding'de çalışıyor denmesi. Yani tedbiri elden bırakmıyorlar. Ama şunu söyleyeyim genç Fenerbahçe lideri Cem Gölbaşı'nın bir açıklaması var. Bu açıklama çok şeye gebe ben onu belirteyim. Dikkat etmekte fayda var. Sanılayın ki sezon başından beri oynanan oyunların farkında değiliz. Aksine yakinen takipçisiyiz. Sadece şampiyonluk yolunda olan takımımıza kötü etki etmemek için duruyoruz. Geçmişe bakarsanız hiçbir zaman hakkımızı kullanmaktan çekinmedi. Çekinmeyeceğiz. Trabzon maçında gözleriniz, gözlerimiz üzerinizde olacak. O oynanan oyunlara o oynanan oyunlara hakkımız olan direnişimizi hiç tereddütsüz uygulayacağımızdan şüpheniz olmasın. Bir başka önemli ayrıntı daha dikkatimi çekti diyor bir kardeşimiz e, Ahmet Siral Beyefendi. Fenerbahçe haftaya kimle oynayacak? Adana Demir oynayacak. Doğru mu? Doğru. Adana Spor maçı öncesinde Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçına verilen Zorbay Küçül Adana bölgesi hakemi olmasına şaşırdınız mı? Evet evet Adana bölgesi hakemi ve Adana sevdalısı. Yani Adana Demirspor maç öncesi Adana sevdası bir hakem. İlginç. Hocam bunlar hepsini boş ver. Futbol konuşalım. Konuşalım şekerim. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı çok büyük bir kozu var. Kadıköy. En son 1997'de Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe rakibine karşı ligde 26 maçtır Kadıköy'de yenilmiyor. Trendyol Galatasaray Süper Ligi'nde Erden Timur sezonunda Konuşursam işte yer yerinden oynar. Elimde belgeler var ama Fenerbahçeliler açıklasın sezonunda. Fenerbahçe'nin rakibiyle bir maça çıkıyor. Son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet 12 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamamış Trabzonspor. Yani 14 mağlubiyet 12 beraberlik. Aslına bakarsanız Fenerbahçe karnesi de iyi değil. Baktığınız zaman. Babam sınıfının o meşhur repliği biz ne çekiyorsak bir Mahmut Hoca'nın bir Trabzon'dan çekiyoruz. Repli öylesine bir şey değil. Ee, ama 26 yıl sonra şimdi 28 teknik adam denedi diyor. Ben bunların hiçbirini konuşmak istemiyorum. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin evi Kadıköy. Fenerbahçe'nin 12. adamı taraftar. Başkalarının 12. adamı XYZ cemaatinin tarikatının lideri olabilir. Fark etmez. Başkalarının 12. adamı bilmem devlet görevlisi olabilir. Başkalarının 12. adamı ne bileyim <laughs> hani farklı şanslar olabilir. Başkalarının 12. adamı hakem olabilir. Başkalarının 12. adamı federasyon olabilir, mi, olabilir, TFF olabilir, medya olabilir. Yani olabilir de olabilir. Bin çeşit şey olabilir. Ama Fenerbahçe'nin 12. adamı taraftarıdır. Ve Fenerbahçe gücünü 12. adamdan alır. Ben 12. adama oyun çok iş düşeceği görüşündeyim. Yalnız şunu da ısrarlı bir şekilde belirteyim. Birilerinin eee bir şeyliği var. Mesela Trabzonspor deyince benim aklıma çok basit birkaç soru gelir. Mesela Buca Spor Trabzonspor maçı o 2010-2011'deki. O maçta acaba Trabzonspor lehine bir şey var mı diye aklıma çok gelir. İkincisi de hep Fenerbahçe'nin Sivas maçında şike olduğunu düşünerek konuşurlar. Yargıtay kararının aksine. Çok merak ediyorum. Son maçta şampiyonluk kazanan Galatasaray'ın yani 3 defa son maçta şampiyonluk kazanmışlar. İşte Galatasaray 2 kez, Bursaspor 1 kez. Merak ediyorum o maçlarda şike olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani yoksa sadece Fenerbahçe inadınızdan, kininizden, nefretinizden mi bunu düşündünüz? İsmail Kartal. Ha şunu da söyleyeceğim. Sosyal medyayı Galatasaraylılar çok güzel kullanıyorlar. Fenerbahçe'de sakatlar var. Sanırsınız Fenerbahçe sahaya 7 kişi çıkacak. Harbi söylüyorum. Sanırsınız 7 kişi çıkacak. Bu beni çeviren herkes aynı soru soruyor. Fenerbahçe 11 kişi çıkmayacak mı? Kural mı değişti diyor. Yo diyor 11 kişi çıkacak. E, sizinkilerin yangını diyor. Taraftarın yangınını soruyor. Herkes taraftarın yangınını soruyor. İsmail Kartal da buna cevap veriyor. Eksik değiliz 11 kişiyiz. Yani yardımcılarla toplantı yapmış İsmail Kartal. Biz eksik değiliz. Sayı 11 kişi çıkacağız. Galibiyet serisini devam ettireceğiz demiş. Fenerbahçe'ye nazar değdi. Doğru. Luan Perez zaten sakattı. Serdar Aziz üstüne eklendi. Alexander Cikl tuzu biberi oldu derken ve Kaun'un da sakatlanması Hani sosyal medyaya göre ilk dönemi kapatması İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı. Bir tek geçen sezon Trabzonspor maçında üstüne çok gidilen, Trabzonlu olmasına rağmen üstüne çok gidilen, bakın Trabzonlu olmasına rağmen üstüne çok gidilen, e, hatta düşman ilan edilen, ağır tehditler, ağır küfürler yiyen Samet Akaydın kaldı elinde bir tek. Ve tecrübeli teknik adam kadrosuna güveniyor. E, güvenmek zorunda. Herkes güvenir. Yani herkes kadrosuna güvenir. Herkes e, futbolcusuna güvenir. Güvenmek zorunda. Ve bir çalışma gerçekleştirdi diyor. Stoper tandemine mecbur Samet Akaydın, Osterwold'e olacak. Belki Crespo da olabilir. Fark etmez. Belli olmaz bu işler. Ben yani açıkçası çok şey değilim. E, Osterwold de olabilir. Şey Fred dola, e, olabilir. Crespo olabilir. Fred'in sakatlığı malum. Miha muhtemelen orta sahada oynayacak. Herkesin görüşü o. Hani maç günü kadro açıklanana kadar kimse bilemez. Hani Crespo Zayt ikilisini yan yana oynatırım. Mesela Okan Buruk her önemli gördüğü maçta orta sahayı çift ön libero'ya e, eviriyor, çeviriyor diyeyim. Dikkat edin mesela Bayern Münih'le maç yapacaklar. Emin olun orta sahada iki tane ön libero ile çıkacaklar. Oraya Kaan Ayhan çıkacak. Hani önemsiz maç dediklerinde bir tane önlü libero öyle çıkıyor. Hani acaba İsmail Kartal da bunu yapar mı diye düşünmüyor değilim. Ya yani biz eksik değiliz diyor İsmail Kartal kısaca. 11 kişi çıkacağız. Galiba içerisinde devam ettireceğiz. Bu kadar basit. Fenerbahçe antrenmanını sürdürdü. Dün itibariyle cum yani perşembe itibariyle sürdürdü. Maçımız yarın yani cumartesi saat 19'da Ülker Stadyumu Şükrü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde ve İsmail Kartal yönetiminde dün idman koşu ısınma hareketleriyle başlayıp üç grup halinde çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı. Taktiksel bireysel çalışmalara da sonlandırıldı. Bugün yapılacak idmanla da tamamlayıp kampa girecek takımımız. PFDK İsmail Kartal'a ceza verilmediğini açıklamış. Arkadaşlar PFDK olayı var ya. Hani PFDK küçüktür mide bulandırır. Çok mide bulandırır. Ya bir şekilde Fenerbahçe'ye saldırıyorlar. Yani şunu da unutmayın. Mazlum sabrettikçe Allah zaferi mutlaka verir. Zalim e, zulmünde şiddetlendikçe de Allah belasını mutlaka verir. Şu anda dört koldan Fenerbahçe'ye zulüm devam ediyordu. Kemal Kartal şey yapılıyordu. İşte kötü sahada oynattırıldı. Sağ zemini kuruydu. Kimse karışmadı. Hakem yönetimleri malum 5-0 önde olmasına rağmen penaltısı vermiyor. Haftalardır Fenerbahçe'nin penaltıları yeniliyor. Rakiplere verilmesi gereken kartlar verilmiyor. Üstün üstlük hakem ataması bu. Ondan sonra PFDK. Zulümde zirveye çıktınız. Allah'tan bela bekleyin artık. Harbi söylüyorum bela bekleyin. Ve ben şunu söyleyeyim. Kalpsiz, vicdansız bir insan değilim. Ama Türkiye'de TFF, MHK, hakemler herhangi birinin başına ne gelirse gelsin artık sevinecek durumdayım. Diyeceğim ki ha Allah'tan buldu diyeceğim artık. Artık o seviye... Bak bizi bu seviyeye siz getirdiniz. İsrail bugün yanlışlıktan İsrail kendi kendine bir nükleer bomba ateşlese kendi kendine İsrail'e düşse üzülür müsünüz? Hocam hak ettiler ya. Valla bu kadar zulümden sonra Allah başlarına verdi dersiniz değil mi? Yemin ediyorum aynısını ben de artık hakemlerle ilgili şey yapacağım. Yetti. Ya Icardi'nin eşi mesela kanser teşhisi konuldu diyor. Hani e, bilmiyorum nasıl kanserin kaç çeşidi var onu bilmiyorum bir şey yapmıyorum ama çekimlerde falan yer alıyor ama yine de dua ediyoruz inşallah şifa bulsun diye bak. Ezeli rakibimiz Hani bugün ilk kardeşe kaptan vallahi de bayram ederim ben. Hani Galatasaraylılar bayram etmez mi Fenerbahçe bir şey olsa? Vallahi de bayram ederim. Çünkü Galatasaray ilk kardeşe giderse bitti derim kendi kendime. Ama eşi hasta. Allah şifa versin diyorum bak. Düşünün. Yani yaşam kalitesi, yaşam standardı, yaşam e, koşulları Türk örf adetlerine aykırı olan bir isim. Ama ona rağmen dua ediyoruz. Ama bu hakemlerin hepsi için söylüyorum. Biri için değil. Hepsi için söylüyorum. Başlarına ne gelse artık sevineceğiz. Bunu da sağladıkları için kendilerine ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mehmet Demirkol Fenerbahçe normal bir istatistikte gidiyor. Şimdi birazcık da futbol konuşalım arkadaşlar. Konuşmakta zorundayız. Oyunu da giderek güçleniyor. Ludogorets'te çıkarken kaptırmayalım yöntemiyle maça çıktılar. Çıkarken kaptırma yöntemiyle maça çıktılar. Ağır aksak maça çıktılar. Sonunda maçı çözdüler. Pendik maçı da aynıydı. İyi başlamadı ama maç 8'e doğru gidiyordu. Fenerbahçe geri adım atmıyor. Vites düşürmüyor. 4 stoperi sakat. Çikubekao çok çok iyi bir ikili. İkisini de kullanamayacaklar. Sakatlıkları ne kadar sürecek bilmiyorum ama sağlık ekibini eskiden de tanıdığımız için sakatlık sürelerinden daha erken dönebiliyorlar. Fredin yokluğu çok ciddi. Samet Ostervelde stoper olarak görünüyor. Onun hangi Samet olacağı önemli. Bak çok güzel bir espit. Montella ile oynadığında global bir seviye. Fenerbahçe'de aynı seviye yok. Bakalım o eşiği aşacak mı? Montella Samet'ini izlersek zaten arkadaşlar Montella Samet'i BKO'dan da iyi. Şaka yapmıyorum Montella Samet'i BKO'dan da iyi. Uzun oynayan bir Trabzonspor ve baskı kurmak isteyen bir Fenerbahçe olacak. Bak uzun oynayan. İlginç ve skorlu bir maç olacak. Skoru tahmin etmek kolay değil ama skorlu olacak diye düşünüyorum. Ben aksini düşünüyorum. Ben kısır bir maç olacağını düşünüyorum. Yani Belki ilk 30 dakika maç kopacak. 30. dakikadan sonra hani bitse de gitsek maçı olacağını düşünüyorum şimdiden. Fenerbahçe'nin 88-89 sezondaki haline benzetiyorum. Fenerbahçe gol yiyor ama Fenerbahçe taraftarı biliyorlar ki gol gelecek. Gerçi geride düşmüyor. Fenerbahçe'nin güveni artmış. Güven eşikleri yavaş yavaş aşılıyor. Öncelikle sezon başında en çok transfer edilmek istenen bölgeyi İsmail en çok dolduran isim haline geldi. Bir oyuncu için kendi taraftarının sevmesi çok önemli. Türk oyuncu için çok zor. Ama rakip taraftarlarının sana saygı duymaya başlaması çok daha zor. İsmail hızlı bir şekilde onu yakaladı. Az görünen bir durum. Fenerbahçe'nin büyük bir kazancı var diyor Sokrates YouTube kanalında. kanalda bekleriz. Ercan Güven. Fenerbahçe en çok gol atıp en az gol yiyen takım olmasını sağlayan iki şeytan üçgeninden kaleye yakın olanını yani şeytan aldı götürdü resmen diyor. En çok gol atıp en az gol yiyen takım olması sağlayan şeytan üçgeni. Kesinlikle katılmıyorum. Erdem Güven sana katılmıyorum. Fenerbahçe'nin az gol yemesinde sen eğer sadece stoperleri görüyorsan futboldan zerre anlamıyorsun. Zerre. Tuh, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bir takımın 3 tane kritik futbolcusunu çıkartalım. Galatasaray'dan. Bak. 3 kritik futbolcu. Abdülkerim'i çıkarın. Oynatacak Türk kısmında çok ciddi sıkıntı yaşarlar. 1. Icardi'yi çıkarın. Üretkenlik anlamında sıfırın altına düşerler. 2. Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarın. Bak üçünü birden. Abdülkerim, Kerem, Icardi. Üçünü birden çıkarın. Galatasaray geçtim. Gol atmayı, orta sahaya geçecek bir kadro kuramaz. Kim oynatacak? Kaan Ayhan. Löp düştün. Düştün. Löp diye düştün. Barış Alper inanın Kerem'e Kerem'in yediği küflerin 80 katını yer. Bak 3 tane. Beş taşı saymıyorum. Fenerbahçe'de üç tane isim. İsmail Yüksek. Ceko. Şimanski. Birisi toplayıcı. İsmail Yüksek toplayıcı. Atak hazırlayıcı. Olgunlaştırıcı. Birisi Şimanski. Bitirici, yönlendirici, şekillendirici, ön alan baskısı yapıcı. Üçüncüsü de takımın beyni. Hocam Ceko'yu çık. Kimi koyarsın? Tadici koyarım. Hocam 34 yaşında oyuncu Allah aşkına. 34 yaşındaki hal. Lan tad için zaten 25 yaşındaki hali olsa donunda da sallar ligi. Peki hocam Bekao, Ciku sakat diye böyle yapıyorsun değil mi diyeceksiniz. Sakat diye bunu yapmıyorum. Allah aşkına Bekao'nun Ciku'nun karşıladığı toplara bakın. Arkadaşlarım maç başına mesela Bekao orada Ciku ikisini bir futbolcu sayıyorum. İkisinin istatistiklerini topluyorum. Maç başına toplam 10 tane ikili mücadeleye girmiyorlar biliyor musunuz? 10 tane ikili mücadeleye girmiyorlar. E hangi Bekao Ciku? Maç başına 15 tane hava topuna girmiyorlar. Yani orta kafa gol falan. Millet deneyemiyor bile. Gelemiyorlar ki. Bak harbi söylüyorum size. Maç başına pas arası. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimanski'nin pas arası Bekav'dan Cikuv'dan fazla oluyor maçlarda. Hiç dikkat etmiyorsunuz. O yüzden ben güveniyorum. Şunu da söylüyorum ya öldük bittik. Galatasaray medyasının o sizi kukla gibi oynatmasından bir çıkın. Bir öldüm bittim havalarından çıkın. Ha şunu söyleyeceğim. Bir Samet, bir Serdar Aziz oynuyor olabilseydi, Bekaoçık'u yok tamam kabul. Ama iki tane Türk stoperim vardı. Elin de çok da güçlenirdi. Değişiklik yapacaksın. hiç Türkiye bakma, yabancı bakma. Kim giriyorsa girsin, çıkıyorsa çıksın olurdu. Neyse devam edeyim. Bekaoçık'u Firat öyle kısa bir sürede sakatlanıp tribüne çıktı. Fenerbahçe savunması o kadar kısa sürede boşaldı ki herkesi, herkes şok oldu. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Bekaoçık'u Firat çıktı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe asıl o zaman ritmini buldu. O nasıl oldu? Ne değişti? Ya ne değişti? Hiç düşündünüz mü? Ne değişti? Neyse tabi İsmail Kartal ile yürümez iddialı, iddiası dışındakiler hariç. Fikri takip açısından onlar için bulunmaz bir fırsat bu. Sakatlıkların faturası kesilecekse adam aramaya gerek de gerek yok. Hazır önlerinde İsmail Kartal var. Zaten tribünleri apartmandan pendik sahası kötü değildi. Ve Kavafere'den ilk 7 dakika içinde sakatlanmasında da darbe de yoktu. Olsa olsa sorun antrenmanda futbolcuların öz bakımında oynatılma planlamasında ısınmasında yani İsmail Kartal'da olmadı mı? O zaman yine suçlu Kartal. Bugünleri hesaplayamadı. Avrupa kadrosuna Samet yazılsaydı Ciku sakatlanmayacaktı mesela. Aslında taraftara dalga geçiyor. Ya o liste verilirken Samet'in ayrılma talebi vardı. Bu bir. Avrupa kadrosunda altyapıdan yetiştirdiği futbolcu sayısı az olduğu için kısıtlaması var Fenerbahçe'nin. 3'ü kaleci 21 futbolcu yazabiliyorsun. 2. Peki Mert Müldür niye yok Avrupa'da? Hatırlayın sezon başını. Mert sakatlıktan döndüğü için oynayıp oynamayacağı bile şüpheliydi. Fiziksel olarak daha iyi durumda olanlar tercih edildi. Avrupa 21 için kadro oluşturulmasından mı hata? 4 stoperin aynı süreçte sakatlanacağı tahmini ettin diyelim. Ne yapacaksın? 6 stoperi mutlayacaksın takımda. 7 mi? Müneccim mi İsmail Kartal? 4 stoperin birden sakatlanacağını bilsin. Bu arada 4 stoper değil 3 stoper sakat. Müneccimlikten söz açılmışken Zayt konusunda da öyle bir öngörü var ayrıca Kartal'ın. Yabancı kontenjanını denkleştirmek için Zayt'sın gönderilmesi aşamasında tek karşı duran İsmail Kartal. Bu sebeple vizyonsuzlukla falan suçlanmıştı. Şimdi Fred'in onu en az aratacak alternatifi durumunda Zayt. Kartal'a iyi akıl ettin diyen de yok tabii ki diyor. Zor bir ay bekliyor Fenerbahçe'yi ancak icatlar ihtiyaçlardan doğar. Bak müthiş bir cümle. İcatlar ihtiyaçlardan dolar, Doar. doğar. Şey, Zonguldak, sevgili Zonguldaklar, Zong, Zonguldak gibi oldu. İcatlar ihtiyaçlardan dolar. Aynı zamanda stoperde oynatabileceği 17 yaşındaki Yusuf ile e, fırsat da var. Yani Yusuf fırsatı da var. Kim bilir epeydir A takım ile idmanlara çıkan Yusuf ile yeni bir öykü yazabilir Fenerbahçe. Trabzonspor maçında büyük ihtimalle Samet Osterwolde olacak savunma göbeği. Rudogorets maçı ise Yusuf Ostervold'de mi olur yoksa Crespo mu oynar Yusuf'un yerine bilinmez. Ancak kesin olan şu ki Fenerbahçe galibiyet serisinin sürüp gitmesi ve bir aylık zor dönemin taşa takılmadan atlatılması için Tadiş'ten başlayarak tüm ön alan futbolcularının top kaybını minimuma savunmaya katkıyı maksimuma çıkarması gerek. Zeki ve yetenekli futbolcuların altından kalkamayacağı bir sorun değil. Trabzonspor ve Adana Demirspor arasındaki Avrupa maçına Fenerbahçe'nin mezuniyet testi diyenler yanılıyor. Felaketler bazen fırsatlar yaratır diyor Milliyet'teki yazısında. Şimdi kıymetli arkadaşlar benim hiçbirinizden hani e, göbeğimi hiçbiriniz kesmiyorsunuz. Hiçbirinizden bir şey beklentim yok. Ancak şunu söyleyeyim bak ben size sitem ediyorum. Öldük, bittik, yandık, gittik diyorsunuz. Şu cümleye katılıyorum. Hocam Galatasaray'ın oyuncuları niye hiç sakatlanmıyor? Arkadaşlar Galatasaray'ın oyuncuları sakatlanmıyor dediniz ya siz. Sosyal medyayı inim inim ya. Sizin bu gözünüzle emin olun 2 tane 3 tane 4 tane 5 tane sakatlanır artık. Artık sizin bu şeyinizden sonra. Artık sizin bu olayınızdan sonra. Yani Zaha hatırlayın Fenerbahçe'ye gelmedi diye öyle bir yangın yaptınız. Bir Zaha'yı alamadı. Ali Koç istifa. Zaha'yı getiremeyen defolsun gitsin şöyle böyle dediniz. Lan Galatasaray Zaha'dan hiçbir şey alamadı. Bir de verdiği yıllık ücret de İnsanlık ötesi. Şimdi Endombili. Ulan Endombili'yi bile çekemediniz. Orta saha 8 numara ne vardı Fred şey e, Zayt'sı alınmasa falan diye. Şimdi Endombili'yi de mahvettiniz. Hakim çık. Yok Hakim ki niye aldı? Aldığı adamlar sen de gittin 15 milyon euroya Cengiz Ünder'i aldın diye. Bir kısım da Cengiz Ünder'i iyilemek için Cengiz'i mahvetti. Ya uzun lafın kısası arkadaşlar. Şu an Fenerbahçe taraftarına rica ediyorum. Lütfen 7-24 Icardi diye şeyi yapın. Söylenmedi hiç falan filan diye şarkı söyleyin. Emin olun bir hafta sonra sezonu kapattırırsınız. Siz öyle bir göz var. Sizde öyle bir göz var ki. Bak Fenerbahçe taraftarı toplu birlik Icardi klipleri falan paylaşın. Sezonu kapattırırsınız. O kadar diyeyim size. Abicim. 11 kişi sahaya çıkacaksın. İsmail, Şimanski, Zayt. işini iyi yaparsa orta sahayı kitlersin. Hakibi getirtmezsin. Kanatlarda artık İrfan Cengiz hangisi oynarsa, Tadiç Kent hangisi oynarsa, Forvet'e Jacob Batçuay hangisi oynarsa bunlar işini iyi yaparsa ilk 8 dakikada 10 dakikada 2-0-3-0 öne geçersen 80 dakika yata yata maçı bitirirsin. Adana Demir Spor maçında Ciku'nun dönme ihtimali çok yüksek. Ciku dönse Samet Ciku araya girersin. Milli araya o maçı da kazanır. Şunu söyleyeceğim 3 maçı da Fenerbahçe kazanacak ama hiç oynamayacak. Oyunun olsun oynamayacak. Vallahi kabul ediyorum. Hepinizi tokatlaya tokatlaya da gönderirim. Yeter ki 3 maçı da kazanalım. Zaten tarihi bir başarı elde etmiş olacaksın. Tarihi bir araya girmiş olacaksın. Tarihi başarılı. Yeter ki Fenerbahçe'ye güvenin. Şimdi anladınız mı Fenerbahçe taraftarının isteklerini? Hakkımız hayırlısı olsun arkadaşlar. Lütfen takımımıza destek çıkın. Fenerbahçe maç 11 kişi başlayacak. Hayır 12 kişi başlayacak Fenerbahçe. Nasıl 12 kişi başlayacak? Fenerbahçe Trabzonspor maçı aslında başta bunu koysam iyi etkili olur. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına 12 kişi başlayacak. Okul açının yaptığı bir açıklama var. Ben burada açıklayamıyorum. Hakem sıkıyorsa maçı katlet. Ee, bip diye. Ben açıklayamıyorum, konuşamıyorum. Ben de bunu söylüyorum. Fenerbahçe 12. adamıyla sahaya çıkacak. Milletin arkasında hakemler şunlar buna var. Fenerbahçe'nin arkasında Allah olsun. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Yeter. Başkasına da gerek yok. Ve Fenerbahçe 12 kişiyle, 12. adamıyla çıkacağı sahada ne yapacak edecek bunu bunaltacak baskı yapacak. Ve şunu söyleyeyim bakın derbi maçlarının atmosferi farklı olur. En kötü oyuncun hiç beklenmedik performans gösterir. Lan Zayks 2 gol atacak Ya desem ki arkadaşlar ben rüyamda gördüm. Zayks 2 gol birden atacak desem. Dersiniz ki hocam o asla atamaz. Ya derbi maç bu belli olmaz ki. Hatırlayın ya. Musa so, Beşiktaş'ın formasını gördü müydü? bir tane çakıyordu. Her Beşiktaş maçında bir tane atıyordu. Birinde atamadı. 90 artı 2'ydi. Sağdan bir orta geldi. Gelişine bir vurdu. Lep gol oldu. Hiç belli olmaz. Bak Christian Baroni her Trabzon maçında bir tane sallıyordu. Belki de bu ma hani Trabzonspor maçının adamı tadiç olacak. Belki hat yapacak. Uzun zamandır gol atmıyor herhalde. Belki hat yapacak. Takımımıza güvenin. Anlatabiliyor İsmail Kartal'a güvenin. Plana sadık kalın. Takımımızı destekleyin. Görüşmek üzere.